Evet, selamlar, selamlar. Yepyeni bir yıldan merhaba. Muhtemelen bu videoyu şu anda ben 1 Ocak'ta çekiyorum. Ya yani 1 Ocak, öğlen saat 1 şu anda. Siz belki 4 Ocak, 5 Ocak, belki o zamanlar falan izleyeceksiniz, bilmiyorum. Şu an ne yapayım? Çıktım dışarı. Spor salonuna yazılmaya gidiyorum. Evet, başlıyorum 1 Ocak itibariyle. 1 Ocak 2023'te başlıyorum. 1 Ocak 2024'te bakalım ne olmuş olacak. Çok merak ediyorum. Ben de merak ediyorum. Bakalım yeterince irademiz sağlam mıymış? Verebileceğiz mi? Tahmini bir senede 50 kilo atmalıyım ya bence. Bir sene uzun bir zaman abi. 50 kilo atılır, ne diyorsunuz? Bence atarız. Ben elimden gelenin iyisini yapacağım. Bakalım, umarım salmam. Salacağımı da sanmıyorum. Çünkü çok para vereceğim şimdi spor salonuna. Ben biraz cimri bir adamım. Cimri bir adamım derken hani benim nasıl beslendiğimi gördünüz. Öğrencilikten kalma alışkanlıklar falan. Yani bir spor salonuna bu kadar para vermişken gitmemezlik yapmam herhalde. Ne kadar para verdiğimi falan vesaire, bunların hepsini videonun sonunda falan söylerim herhalde. Şimdi spor salonuna doğru gidiyoruz, hadi bakalım. Evet, umduğum gibi gitmedi. Umduğum gibi gitmedikten kastım, yani ben bugün mesela ölçüm alınır. Hani bir şeyler yaparım falan. Hani burada kilomu, şeyimi falan ölçülerimi size gösteririm diye bekliyordum. Ancak sistem öyle işlemiyormuş. McFit'te. Şey, tabii ben de daha önce hiç McFit'e falan gitmedim için. Randevu usulüymüş. Yarın öğlen 2'ye randevu verdiler. İşte salonun tanıtımı, işte bana çizilecek program. Ulan yarım saattir araba geçmiyordu buradan. Videoyu açtım diye mi bu kadar gürültülü araba geçiyor? Çıldırmalık. Neyse, devam ediyorum. İşte ne bileyim, ölçülerimin alınması falan filan. Anladınız işte, sporun ilk günde yapılan şeyler. Neden 1 Ocak gününü bekledin peki? Hani 1 Ocak gününü beklemedim. Öyle denk geldi. Bir de şimdi 2023 oldu tabii. Hani Lozan Anlaşması bitti. Tabii süper güç olacağız çok yakında. Yani ilk günden olmayız herhalde diye düşünüyorum. Şimdi süper ülke, süper güç olurken benim buna ayak uydurmam lazım. Hani 2023'te süper güç oluyorsak ben de 2023'te primelaşacağım ya. Anlatabildim mi? Neyse. Yani görmüşsünüzdür videoda, McFit'e yazıldık. McFit şu an senelik peşin üyelik aldım. Peşin verdim. 7400 TL verdim. Ki eğer aklımın ucundan dahi geçerse böyle bırakmaya çalışmak falan, verdiğim para aklıma gelsin. O yüzden tek çekip peşin yapıştırdım. Biraz pahalı gelebilir ama agalar, İstanbul, Şişli, Nişantaşı. Yani mahallede demeyeyim, çevremdeki spor salonlarını gezdim. Böyle mahalle spor salonlarını da gezdim. Yani bir tanesi kesinlikle spor yapılamaz. Yani hayatta oraya yani hevesle spor yapmaya gitmezsin ya, öyle bir yerde. Diğeri de okeydi ama o da senelik 5000 TL istiyordu. Eğer rehberlik de istiyorsan, yani rehberlikten kastım işte ölçülerinin alınması, sana program yazılması falan, bu tarz şeyler de istiyorsan ekstra senelik 1500 TL daha veriyorsun. Ne oluyor? 6500 TL'ye geliyor. Şimdi oraya bakıyorsun, McFit'e bakıyorsun.
Abi çok McFit çok daha mantıklı geldi. Yani 6500'e orada yapacağımı. 7400 olsun, McFit olsun. Kafam rahat olsun. Ve McFit'in olanakları daha fazla. Hani uygulaması, şeysi. Ya nasıl söyleyeyim? Mesela bana bugün gold kart bir şey, bir kart verdiler. Kart. Hani kartla otomattan şampuan, su ve benzeri işte ne bileyim ihtiyaçlık şeyler alabiliyorsun. Kartta kredi var. İşte aylık 100 kredi mi kaç krediyse otomattan su alabiliyorsun. Şey alabiliyorsun. Şampuan alabiliyorsun. Ücretsiz olarak. Yani mesela sonuçta temiz. Yani o kadar McFit yani o isim yapmış bir yer. Temiz, kesinlikle temiz. Kulüpleri var. Dersleri falan var. Derslerinden kastım nedir? Mesela haftanın bir günü bir saati ya da haftanın belirli günleri bir saatte bisiklet topluca 20 kişi müzikle hoca eşliğinde falan böyle topluca bisiklet. Ya bu tarz şeyler hoşuma gitti açıkçası. Hani ekstra etkinlik, event abi. Hem de ne bileyim sosyalleşiriz falan. Ha? Bakalım. Ha bir de son olarak sporda saçımın bana çok engel olduğunu fark ettim. Dolayısıyla bu saçı, sakalı, bıyığı falan tıpkı Galatasaray kampa, Galatasaray futbolcuları eskiden kampa girdiğinde yaptığı gibi sıfırlayacağım. Geliyorum. Evet. Hepinizin aklından şu geçiyor. Hepiniz için. Evet, kendime niye böyle bir şey yaptım? Ya saç, sakal böyle sporda beni bayağı rahatsız eden şeyler. Daha önce de yaşamıştım. Düz saçlı ve yumuşak saçlı biriyim. En ufak ter de düşüyor gözümün önüne. Rahatsız ediyor. Gerek yok. Zaten herhangi bir yere böyle yakışıklı görünme gibi bir derdim de yok. Ben de ne yaptım? Hem motive olmak amaçlı spora. Hem de hiçbir rahatsızlık yaşamadan rahat rahat sporumu yapabileyim diye. Vurduk kazıttık geçti. Bu tipe yaklaşık bir ay katlanacaksınız. Yani saçı bereyle kapattık hadi de. Sakalı ya. Sakal erkek, hakikaten erkeğin makyajı ya. Şu tipe bak. Pekala. Orada tabii ilk günde gittik, tartıldık, ölçülerimiz alındı vesaire. Orada bir hoca ilgilendi benimle. İlk gün için randevu alıyorsunuz McFit'te. Randevu aldık. İşte bir saatlik randevu benimle ilgilenecek. Bana program yazacak vesaire. Önce kilomu ölçünce 141 kilo çıktım. 141 kiloda şöyle söyleyeyim, ben askerlik muayenesinde 145 kilo tartılmıştım. Ya o sokak çok dardı, insandan yürünmüyordu. O sırada video çekimi kapattım yani. Her neyse. Devam. Daha açık bir yerde en azından. Şimdi nerede kalmıştım ya? İşte 141 kilo çıktım. 4 kilo diyetle falan bir şekilde vermişiz. Tabii yeterli değil. Spor tabi bu süreci daha da hızlandıracaktır.
tabii hızlı kilo veren hızlı kilo da alır derler. O yüzden ağır ağır gitmekte de fayda var bu sene. Yani 2023 senesi komple spor yapacağım bir sene. Hoca oradaki işte koç benimle ilgilenen benim işte bir vücut endeksi mi? Vücut boy kilo endeksi mi? Bir şeye baktı. BMI diye bir şey. 39 çıktı. Adam dedi ki bak dedi bu dedi 40 olursa dedi 40 çıksa dedi morbid obez oluyorsun dedi. Hani obezin de üstü çıkacakmışım neredeyse. Hani bu şey var ya, program vardı ya Dr. Novza'dan ağır yaşamlar, işte oradakilerin sınıfına giriyormuş neredeyse. Ben öyle hissetmiyorum ama her neyse, işte koç programımı söyledi. Yani söyledi derken o kadar kısa sürdü ki adam, çünkü şey diyor kardeşim bu kilo, adam biraz kiloyu, bendeki kiloyu biraz büyüttü derken hani bilmiyorum, ben sanki daha fazlasını yapabilirim gibi hissediyorum ama yani kendimi sakatlamaman için sanırım öyle bir şey yaptı. Abi sadece full kardiyo yapıyorum şu anda. Yarım saat koşu bandı, yarım saat uzay yürüyüşü. Bu ikisini yapıyorum sadece, başka hiçbir şey yapmıyorum. Ama hocanın ne demek istediğini uzay yürüyüşünde anladım. Abi 10. dakikada, yarım saat uzay yürüyüşü yapmam gerekiyor. 10. dakikada benim nabız 186'yı vuruyor. Abi 186 nabız ne? Kalp krizine doğru giden 200 mu kalp krizi? Kaç oluyor? Kalp krizi kaç olunca kalp krizi oluyor? Bir garip. Ya bilmiyorum, ben kendime daha çok güveniyordum açıkçası. Ama o nabzı görünce ben de bir tamam Yaşar, bir haddini bil. Hocan ne diyorsa onu yap dedi. Ama ben gene uslanmam. Ekstra şey katıyorum. Ne bileyim. Yarım saat koşu bandı, yarım saat uzay yürüyüşü. Gidiyorum 5 dakika ip atlıyorum. 10 dakika kürek çekiyorum. 10 dakika orada hangi alet boş ve gözüme denk gelirse işte yapılacak. Onu yapıyorum. Böyle keyfime bakıyorum yani. Ekstrayı değerlendiriyorum kendimce. Yani ortalama günde 1,5 saatimi spora ayırmış oluyorum. Ama bu tabii ki tamamen spor yaptığım süre. İşte bunun soyunması var, giyinmesi var. Spor salonundan eve, evden spor salonuna yürümesi var. Şöyle söyleyeyim. Bizim evden spor salonuna 20 dakika yürüme mesafesi. Ortalama 10 dakika soyunma, şey yapma. Şeyden de çıkınca, spor salonundan da çıkınca, yani işim bitince işte duş, tekrar giyinme falan, orası biraz yani duşta olduğu için işin içine biraz daha fazla sürüyor yani. Öyle söyleyeyim. Ya ortalama günde 2 saat, 2,5 saatim falan artık spora dayalı geçiyor. 1,5 saatim spor, 2,5 saati de spora hazırlık falan diye ve sonrası her neyse. Diyetim de devam ediyor aynı sistem. Videosunu çektiğim diyet aynı şekilde devam ediyor. Ama otomatlardaki şeyler pahalı. Yani ne bileyim, su 8 lira. Şampuan 20 lira. Yani çok mantıklı da değil açıkçası. Ama sonuçta beleş verilmiş bir 100 kredi var. Onu en iyi nasıl değerlendiririm? Herhalde yani oradan ayda 2-3 kez duş jeli veya şampuan alırım diye düşünüyorum. Suyumu evden getiririm falan. Böyle hallederim diye düşünüyorum. Onun dışında günlük bir program kafamda tasarladım ama ancak henüz hayata geçirmedim. Alışmadım. Bu günlük programa alışınca falan bir günlük program videosu da gelecek. Onun dışında spor salonundan video çekemedim size. Çok az video çektim daha doğrusu. Çünkü içeride görüntü almak yasak. Ya rahatsız olanlar oluyormuş. İzin vermiyorlar çoğu. Ben de gizli. Elimden geldiğince bir şey, sadece ufak bir çekim yaptım, o kadar. Kimseyi de rahatsız etmeyecek şekilde. Pekala. Birkaç gün spora gittim ve sanırım yavaş yavaş oturdum. Ne götüreyim ne gittim. Oturttum yani. Çantamda ne olması gerektiği falan. Ne bileyim,
tane çok sevdiğim ayakkabım vardı. Basketbol ayakkabısı. Hatta Artvin'de lise zamanında kulübümün bana aldığı bir ayakkabı vardı. Artvin'de kalmış. Maalesef. Mecburen normal bir yürüyüş ayakkabısı giymek zorundayım. Artvin'e artık ailem gidince falan yollar bana. Şöyle poşetle koyayım malum. Spordan çıkınca ayakkabı da çantaya giriyor. Telli kıyafet de çantaya giriyor. Havlu da çantaya giriyor. Her şey çantaya giriyor. Bunları böyle mecburen poşetle ayırmak zorundayız. Orada dolabı kilitlemek için kilit aldım. Kilidi attım şuraya. Deodorant ve mini şampuan. Hatta bunu şeydeki otomattan aldım. O Netflix'in içindeki otomat. 20 lira lan bu. Gerçi 20 kredi tamam. 20 lira değil. 20 kredi yani beleşe gelmiş oluyor. İşte ayda 2 kere ya da 3 kere, 4 kere bundan alsam beleşe şampuan şeyini karşılamış oluyoruz. Deodorant random marketten gittim baktım. Çok umursamıyorum böyle. Parfümü, deodorantı çok umursayan bir insan değilim. Böyle spordan çıkınca giyeceğim boxer ve atleti de çantanın dibine atalım. Havlu atalım. Başka? Ulan şu şortlar var ya bak. Sporda giyeceğim şort. Bak şu Hummel şort. Tam olarak kaç yılına? 2013 yılından beri giyerim bunları. Yemin ediyorum 2013'ten beri giyiyorum ya. Zamanın büyük yatırım abi. Zamanında 50 liraya 3 tane şort almışım, tamam mı? Hummel. Tabii Hummel marka ama pazardan mı almışım? Eminönü'nden bir yerden almıştım bunları ben. Spor şort. 3 tane almıştım. Sadece bir tanesi şehit oldu. Geri kalanı hala giyiyorum valla. Yani keşke bir daha bulsam da alsam ama bir daha bulsam kaç paraya alırım bilmiyorum. 2013'te 50 lira olan şey şimdi kaç paradır acaba bilmem. Çorap ve spordan çıkınca giyeceğim bir de tişört. Başka bir de poşet atayım çantaya. Çünkü tam ayakkabıyı giyecek poşet, ayakkabıyı koyacağım poşet var ama mesela telli kıyafetleri koyacağım bir poşet yok. O yüzden şöyle random bir tane pazar poşeti atıyorum için. dur. Öyle lan. Tamam. Şöyle yerleştirdim. Tamam. Spor çantası bu kadar. Başka ne lazım olur ki sporda ya? Başka bir şey lazım olmaz yani. Birkaç gündür gidiyorum. Öyle gözlemledim. Baktım bana ne lazım. Bunlar lazım. Başka bir şey lazım değil yani. Evet. Ya ulan evde çantayı hazırlarken eşeğin büyüğünü unutmuşuz. Su. Çantada bir de su olur. Marketten su aldım şimdi. Su niye lazım? İşte orada otomatta suya 7 lira vermek istemiyorum abi. Niye vereyim? Evden damacanadan doldurur getiririm. Atarım çantaya. Bu otomatları da artık hani şampuan, acil ihtiyaç ne bileyim. O gün havlu koymayı unutmuşum çantaya mesela. Oradan havlu, otomatta havlu bile var evet. Ama peçete gibi bir şey böyle tek kullanım garip gureba. Bakalım. Ya şey yönünden iyi olacak. Mesela ben bugün şimdi üzerimdeki kıyafetlerle gidiyorum, spor yapıyorum. İşte duşumu alıyorum. Orada spordan çıkınca. Duştan sonra giydiğim kıyafetlerle eve geliyorum. Evde bir daha üst değişmiyorum. Ertesi gün o kıyafetlerle spora gidiyorum. Çantamda götürdüklerimi duştan sonra giyiyorum. Hani böyle. Ya üzücü. Her gün kıyafet değiştireceğiz, her gün duş alacağız, her gün spor. Oo, çok iyi olacak. Yani 365 günün 365 günü spor yapabileceğimi sanmıyorum. Şimdiden bile aksattığım gün oldu. Zor olacak. Ama elimden geleni yapacağım. Bekle beni 2024. 2024 hedeflerimiz arasında 40 kilo vermek var en az. En az 40, hedef 50 ama. Hadi bakalım. Yani spor size biraz pahalı gelmiş olabilir. Yani İstanbul abi burası ve Nişantaşı yani. Hani Şişli Nişantaşı en merkezi yerler pahalı abi. Hani mahalle spor salonları bile
pahalıydı. Bari gitmişken iyi bir şeye gideyim dedim yani. Tek faydası şey olur işte, normal. Her gün duş alacağız ama spor salonunda alacağız. Su faturama yansır. Ama şöyle de bir etkisi var tabii. Ne olacak? Her gün kıyafet değişiyorsun, her gün kıyafet terletiyorsun. Haftada en az iki kere falan çamaşır makinesi açmak zorundayım ben şimdi. Yani 7 set kıyafetim yok ki benim. Max 3 set ya belki de 4 set. O yüzden öyle. Neyse, bundan sonra bir video daha atarım herhalde. Şöyle iyice zamanlamaları, saatleri kendime en uygun şekilde oturtayım. O videoda da şey deriz. Günlük rutin. Hani kaçta kalkıyorum? Kaçta kahvaltı ediyorum? Kaçta spora gidiyorum? Kaçta eve dönüyorum? Kaçta akşam yemeği yiyorum? Kaçta yayın açıyorum, video çekiyorum? Kaçta uyuyorum? Ha, ne bileyim, günlük rutin. Onun dışında sonraki aylarda da işte ayda bir belki gidişatı merak edeceğiniz için bir güncelleme videosu atarız. İşte şu an şu kiloyum. Şu an işte bu şekilde iyi gidiyor falan. Öyle. O kadar. Neyse, videonun burada sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki canlı yayınlarda, videolarda görüşürüz. Hoşça kalın. Bay bay.